batolgozbek.com izleyicileri, bu akşam farklı bir konseptle birlikte karşınızdayız. Havayolu sektörünün 3 değerli uzmanı yöneticisiyle beraberiz. Biraz sorularımız daha çok yolcuya dönük. Ne zaman seferler başlanabilir? Uçuşlar başladığı zaman çok pahalı mı uçacağız, ucuz mu uçacağız? Bu sektörün etkileri, bu krizin sektöre ağır etkileri neler? Böyle bir çay kahve sohbeti yapacağız bunlarla ilgili. Ve aklımıza gelen çeşitli soruları 3 değerli uzmanımıza soracağız. Benim hemen yanımda zaten her hafta bir çekim yapıyoruz. Abdullah Nergiz var. Abdullah merhaba, hoş geldin. Akademisyen kendisi, uzun yıllar havacılık geçmişi var. Hemen altında Nevzat Bey var. Nevzat merhaba, hoş geldin. Amedeus'un kıdemli uzmanı. Aynı zamanda onun da havayolu geçmişi çeşitli havayolu şirketlerinde var. Ve hemen 3 numaralı konumuz ise Kemal Bey. Kemal Bey hoş geldiniz. Lufthansa Türkiye Genel Müdürü. Bugün Nevzat ve Kemal'in görevleri dışında, şirketleri dışında genel bir bakış içerisinde sektörü değerlendireceğiz. Yolcu açısından bakacağız. Uçak bilet fiyatları açısından bakacağız. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim ilk sorum hemen aklıma gelen, şu an tabii hava yollarının kargo uçuşları ve özel uçuşlar dışında pek fazla dünyada bir sefer yok. Özellikle Avrupa'da uçuşlar durmuş vaziyette. Sizlerin tahminleri nedir? Uçuşlar ne zaman başlar? Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Benim tahminim işte belki Ramazan bayramı öncesinde dış hatlar belki başlayabilir ama herhalde tam kapasite Temmuz gibi uçmaya başlarız diye tahmin ediyorum. Abdullah sen ne diyorsun? Ben Türkiye için cevap vereyim. Dediğim gibi dünyada çünkü bazı yerlerde devam ediyor uçuşlar. Çok az da olmakla birlikte yani hem Amerika iç hatlarında devam ediyor hem Çin'de devam ediyor. Başka yerlerde de var bu şekilde devam eden yerler. Türkiye için söyleyelim. Benim tahminim Ramazan bayramından hemen böyle bir hafta kadar önce iç hat uçuşlarının belli bir kapasiteyle de olsa başlayacağı yönünde. Oradaki tahminim İstanbul Yeni Havalimanı'nın önce devreye sokulacağı ve Türk Hava Yolları'nın oradan seferlere başlayacağı. Bir de Pegasus'un İzmir uçuşları var oradan. Belki onları başlatırlar ama Sabiha Gökçen'in ilk aşamada açılacağını zannetmiyorum. Daha sonra o tarafa izin verilir diye düşünüyorum. Dış hat uçuşları da herhalde Haziran'da yavaş yavaş başlar. Belki sembolik olarak Katar Airways biliyorsun pek düşürmedi uçuşlarını. Daha doğrusu düşürmedi demeyeyim, düşürdü ama bayağı bir uçuşa devam etti. Belki de yine bayramdan önce bir sürpriz yapılır. İstanbul Doha arasında Türk Hava Yolları da seferlere başlayabilir ama İç hat için Ramazan bayramı öncesi, dış hatlarda da Haziran ayını düşünüyorum ben. Bunlar tamamen tahminimiz. Nevzat siz ne diyorsunuz şeye? Uçuşlar ne zaman başlanır? Valla şu an Abdullah'ın bahsettiği gibi Türkiye'den bahsedersek benim de görüşüm ilk olarak tabii ki iç hatlarının açılması ve şu an en son Turizm Bakanımızın da açıklamalarını dinlediğim zaman amaç bayramın birkaç gün öncesinde iç hatların başlaması. Dış hatlar konusuna gelince orada tabii ki diğer faktörler de işin içerisine giriyor. Diğer ülkelerin kuralları da, vesaire. Benim tahminim en erken 15 Haziran, hatta yani Haziran'ın 3. haftası kademeli olarak 1 Temmuz diyelim bence. Yani direkt olarak Türkiye'den dış hatların başlaması 1 Temmuz. Burada tek bir şey Abdullah'ın söylediği şeyin üzerine ek bir şey eklemek istiyorum. Benim görüşüm iç hatların Sabiha ile İstanbul Havalimanı'nın aynı anda başlayacağı. Ama genel olarak bakarsak bugün Emirates'in açıklamasını sabah okudum. 1 Temmuz'a kadar bütün uçuşlarını iptal etmişler. Arap Krallığı'nın ilk uçuşu Emirates'de 1 Temmuz'da olacak. 1 Temmuz'a kadar olan bütün uçuşlar iptal edildi. O yüzden genel olarak baktığımızda Avrupa'da da bu trendin Türkiye dahil olmak üzere dış hatlar 1 Temmuz diyebilirim ben. Kemal sizin tahmininiz ne yönde? Genel olarak sektöre böyle bir bakış olduğu zaman. Evet, merhaba Tolga. Tekrar iyi akşamlar. Merhaba, merhaba. Öncelikle şimdi uçuş başlangıç konularına girmeden önce tekrar bu virüsün ve dolayısıyla krizin gelişmeleri üzerinde bir kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü belirtilmesi gereken birkaç tane madde var burada, konu var. Konu başlıkları olarak. Şimdi birincisi, bu koronavirüsü dünyaya yayılma süreci maalesef çok senkron bir şekilde olmadı. Dolayısıyla çok senkronize olmadan bir şekilde dünyaya yayıldığı için bunu birinci quarter dediğimiz birinci çeyrekte Çin'de yaşandı. İkinci çeyrekte
şu anda birinci çeyrek, ikinci çeyrek arasında Avrupa'da yaşanıyor ve Türkiye buna dahil. İkinci çeyrekte tamamen Amerika'da devam edecek ve bunlar çeyrek çeyrek devam ettikleri için arada bir zaman dilimi farkı var, time gap var. Bu time gap'ten dolayı da aynı eş zamanlı bir şekilde kontrol altına alınması da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla uluslararası uçuşlar bazında konuşursak bunların tekrar belli bir seviyeye çıkması, dolayısıyla frequent bir uçuş sefer sayısını yakalanması dünya genelinde bayağı bir zaman alacak. Yani Türkiye çıkışlı uçuşlar belki işte Haziran, Temmuz gibi tekrar başlatılabilir. Yani Türkiye'deki kontrol altına alınma süreciyle eşgüdümlü olarak, ama bunun dışında uluslararası hava trafiğine baktığımızda bu çok daha uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Ve başlasa bile eski işte 2018-2019 rakamlarına ulaşması çok uzun bir süreç alacak. Öncelikle bahsettiğim gibi işte Çin, Amerika, Avrupa'da bu işler çok farklı zamanlarda ilerledi. Ve şimdi baktığımızda belki 3. çeyrekte Afrika, Güney Amerika gibi yerlerde de bu koronavirüsün yayılma süreci olursa, bu sefer uluslararası trafik yine çok az bir düzeyde devam edecek. Çok az sayıda seferler yapılabilecek ve bunlar da çok limitli destinasyonlar olacak. Sizin tahmininiz yine Türkiye açısından sorduğumuz zaman yine Haziran sonu gibi mi başlar öngörünüz? Benim öngörüm en erken Haziran sonu gibi. Bakalım, böyle bir tahminler var ortada. Evet. Neler olacak, neler gidecek? Yani inşallah... şöyle belli... Tabii belli destinasyonları yapılabilir. Birkaç destinasyona Türkiye çıkışlı uluslararası seferler yapılabilir ama bunun daha geniş çapta Avrupa'ya yapılabilmesi için yani sadece Türkiye'de bu konunun kontrol altına alınmış olması değil, Avrupa ülkelerinde de ne seviyede bunun kontrol altına alınmış olmasını görmek gerekiyor. Zaten şu an ben şöyle bir ekleme yapacağım. Yani sektör çok küresel olduğu için iç hat uçuşları tabii ki başlasa bile dış hatın tam manasıyla yayılması için Kemal'in de dediği gibi bütün ülkelerde, hemen hemen diyelim, bütün ülkelerde bu işin kontrol altına alınmış olması lazım ve belli standartlarla uçuşların başlatılmış olması lazım. Çünkü öbür türlü hep örnek veriyoruz. Yani Türk Hava Yolları'nın işte bir Mauritius hattı veya Seyşeller hattı veya ne bileyim Maldivler hattı, tatil destinasyonları bunlar. Buraya bu uçaklar, Türk Hava Yolları'nın bu uçakları oldukça dolu uçuyordu normal dönemde. Ve o uçakların belki de %80, %90 yolcusu Avrupa'dan gelen ve İstanbul aktarmalı olarak oralara giden yolculardı. Yani Avrupa tarafı seyahat etmeye başlamadıktan sonra siz o hattı açsanız bile hiçbir anlamı olmaz. Uçağı evet. Doldurmanız mümkün olmaz. Bakalım, göreceğiz. İleride nasıl bir hastalık, hem nasıl yayılacak veya nerelerde kontrol altında alınacak, ama umutlu olmakta biraz da fayda var. Çünkü gerçekten karamsal günler içerisindeyiz. Bir taraftan tabii aslında bir havayolu patronunun rüyası yaşanıyor. Petrol neredeyse, petrol aldığınız zaman üzerine para verecekler size. Bu durum böyle gider mi? Bu durum uçak bileti fiyatlarına yansır mı diye sormak istiyorum ben. Çünkü petrol fiyatları dikkatle takip ediliyor sektör tarafından. Abdullah, ne diyorsun? Petrol fiyatları, uçsak keşke ucuz olurdu değil mi bugünlerde? Vallahi şimdi şöyle bir şey var. Aslında normal şartlarda olsaydı evet hepimiz sevinirdik. Ne kadar ucuza akaryakıt temin etmek mümkün diye. Ama şu an normal bir durum yok. Hem dünya genelinde bu salgın hastalıkla ilgili normal bir durum yok. Hem de petrol piyasasının kendisiyle ilgili olarak baktığımız zaman gerçekten bir anormal durum var. Yani bir normal durum olmadığı için pek sevinecek tarafı da yok bunun. Ki hatta bazı havayolu şirketleri, hatta birçok havayolu şirketi burada üzülüyordur da. Çünkü çoğu şirket çok daha yüksek fiyatlardan hedging yapmış durumda. Yani işte 40 dolarlardan, 50 dolarlardan fiyatlarının en azından akaryakıt teminin yarısını fixlemiş durumdalar. O yüzden şu an uçar durumda olsa şirketler ciddi zarar demeyelim ama o karı tam elde edemeyecekler. Yani siz gidip de sıfıra veya işte 3-5 dolara petrol veya akaryakıt alıyor olmayacaksınız. Zaten o daha önceden yaptığınız anlaşmalar çerçevesinde belki 40 dolarlardan, 50 dolarlardan alıyor olacaksınız akaryakıtınızı. O yüzden o düşüşten çok faydalanamayacaksınız belki de. Ama şu an normal bir durum olmadığı için ben yakın zamanda bunun gidip de hani petrol, zaten uçuş pek yok. Bilet fiyatlarına pek yansıyacağını zannetmiyorum. Bir de şu var, bu kadar düşük bir petrol fiyatı özellikle Orta Doğu bölgesinde ve yine petrolle veya işte buna benzer türev ürünlerle
geçimini sağlayan ülkelerde yani Rusya olur, bu işte Norveç etkilenebilir yine aynı şekilde. Bu gibi ülkelerdeki seyahat talebini ciddi manada negatife çekme ihtimali var. Daha önceki yıllarda benzer şeyler olmuştu. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ki bu kadar sert bir düşüş değildi, daha nispeten dengeli bir düşüştü ama o düşüş Emirates'in business class yolcu talebini düşürmüştü. Yani Emirates şeye mi sevinsin, akaryakıt fiyatının ve maliyetinin düştüğüne mi sevinsin, yoksa öbür taraftan business class yolcusunu kaybediyor, ona mı üzülsün? Böyle de bir ikilem de söz konusu olabiliyor. O yüzden şu anki durum pek de sektör açısından olumlu bir durumu yansıtmıyor petrol piyasası. Sağlıklı bir durum yok diyorsunuz. Neda, siz ne diyorsunuz bu petrol fiyatlarına? Ben de Abdullah'ın söylediğine aslında bu konuda %100 katılıyorum. Şu an tabii ki bir talep olmadığından dolayı, yani bu arz talep meselesi. Şu an biliyorsunuz ki petrol yapan şirketler, üreten şirketler artık soru içinde kalmadığı için petrol fiyatlarını sıfıra indirmek durumu kaldılar neredeyse. Çünkü storage yapacak kadar production devam ettiği için ve maalesef özellikle Rusya, Amerika ve Suudi Arabistan bu konuda geri çekilmediğinden dolayı production durmadan dolayı over bir supply söz konusu. Normal zaman olsaydı evet, bu tabii ki bilet fiyatlarından şu an yansımış olurdu. Ve özellikle hava yollarının da operating margin'ini yükseltmek adına çok iyi bir adım olurdu. Çünkü en büyük biliyorsunuz maliyetlerden bir tanesi hava yolu için petrol. Burada çok ciddi havayolları bir artıya geçme durumu olurdu. Ama bu süreç geçtikten sonra havayolları zaten çok büyük bir zarardan çıktıktan sonra petrol fiyatları çok düşük kalsa bile bunun çok fazla ilk etapta belirli faktörlerden onları daha sonra sanırım biraz daha detaylı konuşabiliriz. Bilet fiyatlarında ben çok büyük bir yansıması olacağını düşünmüyorum. Yani bilet fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bunun belirli sebepleri var. Az sonra daha detaylı konuşacağız ama çünkü şu an ortalama 4 trilyon insan yıllık seyahat ediyor hava trafiğiyle birlikte ve şu an 2019 rakamlarını az önce bahsettiğimiz konuda bugün Ayaten açıkladığı rapora bakarsak 2019 trafiğini iç hatlarda 2021'de dış hatlarda ise international air traffic'te ise 2023'te tekrar yakalayacağımızı gösteriyor. Yani çok ciddi bir dip down bir curve'in dibine vurmuş durumdayız şu an. Bunun toparlanma süreci kesin de 2020 değil. 2021'de sonlarına doğru tekrar domestic marketin 2019 rakamlarını yakalayabiliriz gibi gösteriyor. 2022'de yakalıyor. Bütün international uçuşların aynı trafiği, aynı rakamları yakalaması 2023 olarak öngörülüyor. Bu öngörünün içerisinde de pandeminin tekrar olma durumu sıfır olarak alındı. Herhangi bir durum tekrar olursa, yani demand o kadar bir şu an unpredictable durumda ki, ve dediğim gibi etkenler de şu an tekrar uçuşlar başladığında işte sosyal mesafe koruyarak vesaire gibi durumlar olacağına uçak kapasitesi tam olarak kullanılmayacak. Bu durumda da tabii ki bilet fiyatlarında çok ciddi bir düşme beklemeyeceğiz. Dediğim gibi daha sonra onu detaylı konuşuruz. O yüzden hedge olayında da Abdullah altını çizdi. Bazı havayolları tabii ki aldıkları petrolün belirli bir oranını hedgeliyorlar. Tabii çok yüksek oranda bir hedgeleme olmuşsa havayolu şu an zararda demeyeceğim ama orada edeceği kârı edemeyecek. Çünkü petrol fiyatı 60'a alıyordu, 50'ye alacak, 40'a alacak ama şu an işte 10'a, 15'e, 20'ye alma durumları olacak, söz konusu olacak. Daha az kâr edecekler, yani zarar edecekler demeyeceğim ama şu an son dönemlerde yaşanan Kasım'dan sonra da bir belirsizlik oldu. Petrol fiyatları bir çıkış oldu, sonra bir düşüş oldu. O yüzden aslında 2020 içinde çoğu havayolu hedge yoluna gitmedi. Bu da aslında birçok havayolu için avantaj olacak. Çünkü operasyonlar başladığında çok fazla petrol storage'i de olacağından dolayı belli bir dönem sanırım çok düşük istikleden petrol gidecek. Bu da havayollarının biraz toparlanma sürecine bence pozitif bir etkisi olur inşallah diye düşünüyorum. Kemal, daha çok göreviniz şeyler, bilet fiyatlarına bakmak etmek ama şöyle bir önümüzdeki işte Haziran sonu, Temmuz sonrasında geçen yıla oranla böyle bir bilet fiyatlarında oynama var mı? Tabii önümüzü görmek çok güç ama eldeki az veriyle diyelim. Evet, şöyle öncelikle şu hedging konusunu tekrar ele almak lazım. Birçok havayolları belirli bir petrol fiyatı üzerinden satın alımlarını garantiliyorlardı. Buradaki amaç aslında havayollarının hızlı bir petrol fiyatlarındaki peak yapmasını önlemesi. Yani satın almada ciddi bir maliyet zararını önlemek için petrol fiyatlarını kendileri fiksliyorlardı. Ve bunu birçok havayolu yapıyordu. Ancak bunu yapmayan havayolları da var. Yani piyasada hala şu anda böyle bir hedging'e girmemiş olan havayolları da var. Onlar için aslında bir avantaj oluştururdu.
normal durumlarda ama şu anda hiçbir havayolu şu anki hedging'den faydalanamayacak. Neden? Çünkü bu petrol fiyatları bizim bir operasyonel maliyetimiz havayollarının. Normal fix cost'un içerisinde aslında şu an sabit giderlerin içerisinde daha büyük kalemler olarak havayollarının filolarındaki leasing uçakları var. Yani eğer havayolları daha çok leasing yapıyorsa, uçakları kendi asset olarak satın almamışsa zamanında bunları da ödememişse şu an durduğu yerde yaptığı harcamalar var. Eğer tekrar uçuşlar başlamış olsa bile bizim oradaki birim maliyetlerimiz petrol fiyatlarıyla birlikte düşen talepten de kaynaklı olacak şu anda. Yeni regülasyonlar muhtemelen olacaktır önümüzdeki dönemde. Bu regülasyonlar işte sosyal mesafe vesaire gibi uçaklardaki koltuk kapasiteleri düşürecek. Bu uçaklardaki koltuk kapasitesi derken özellikle dar gövdelerde %30-%35'lik bir kapasite söz konusu. Eğer gerçek anlamda bu sosyal mesafe kurallarına uyulacak olursa uçak içerisinde de örnek veriyorum işte üçerli koltuklarda orta koltuk boş kaldığında %30-%35 gibi ciddi bir oran ediyor. Zaten dar gövdeli uçuşlar veya orta menzilli uçuşlarda yaz sezonu dışındaki sezonlarda çok ciddi bir kar marjı yok. Bu da şunu sonuç olarak getirecektir. Promosyon biletlerinin ortadan kalkması gerekecektir birçok havayolu için. Veya düşük ucuz fiyata erken satış olarak verilen fiyatlardaki fiyatların ortadan kalkıyor olması anlamına geliyor. Düşük uçuş sınıfları. Yani daha yüksek fiyatlarda birim başı veya yolcu başı gelirin arttırılması gerekecek zoraki olarak. Bu bir. İkincisi, bir de en büyük sıkıntı benim havacılık içerisinde gördüğüm şu an önümüz geçtiğimiz aylarda işte herkes bizim şu anda yaptığımız gibi home office vaziyetinde ve virtual conference sistemlerini kullanıyor. İşte Skype, Zoom'dur vesaire benzerleri. Şimdi iş dünyası bu konuda çok resistant olanlar bile bu duruma alıştı, alışmaya başladı. Ve birçok şirket de personelini home office'e alıştırdı. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde, yeni bir dönemde bu işte bir ay, iki ay, üç aydan sonraki süreç içerisinde insanlar belli bir konfora, yeni bir konfor alanına alışmış olacaklar. Bu yeni konfor alanı da işte kalkıp seyahat edip iş toplantılarına gitmek değil, evinden, laptop üzerinden bu konferansları yapabilmek. Böyle bir olanağa şimdi insanlar yeni yeni alıştı. Halbuki bu video konferanslar 10-15 senedir piyasada vardı. Evet, mümkündü evet. Ama kullanılmıyordu. Şimdi yeni bir alışkanlık oluşuyor. Bu alışkanlık da şunu getirecek havacılık camiasına. Business class yolcularında ciddi bir azalma olacak. Bu sefer evet, business class yolcularının ciddi azalma demek business kompartımanının da ne kadar ihtiyaç olacak? Konfigürasyonlar tekrar değişecek ve daha çok ekonomi ama daha yüksek maliyetlerdeki veya daha yüksek bilet fiyatlarındaki ekonomi yolcularındaki sayısının artışı anlamına gelecek. Bir soru sorayım o zaman madem Kemal sen buraya geldin. Mesela first class kalkar mı acaba? Çok az zaten şirkette var first class ama. Hem Nevzat'a evet, da sorayım ben aynı soruyu. Bu durumda çünkü en fazla nasıl diyeyim en pahalı satılan, en lüksün lüksü olan bir bölüm. Uçağın belli evet, bir bölümü ve çok fazla şirkette de yok. Ne diyorsun? Kalkar mı acaba bu süreçte? Kalkabilir ama ben şunu düşünüyorum. Business class, şimdi genelde business class yolculuk tipine baktığın zaman da kurumsal şirketlerin üst düzey yönetici ve çalışanlarıdır. Ama first class yolculuğuna baktığın zaman daha çok iş adamı veya şirket sahibi olan patron veya üst çok çok üst gelir sınıfına da olan kişiler. Hitap ediyor. Dolayısıyla bunlar kendi cebinden ödeyen kişiler olduğu için first class yolcular genelde o kitle aynı şekilde devam edecektir. Fiyatlar artsa bile first class'ta devam edecektir. Ancak şeyde business class'ta aynı şey söz konusu değil. Ben first class ve private jet sektörünün özellikle private jet sektörünün ciddi bir büyümeyle kazanacağını düşünüyorum. Yani özellikle private jet sektöründe sadece private jet sektörünün kendisini değil private jet sharing modeline geçişinin de artacağını da düşünüyorum. İnsanlar kendileri jet almayacaklar 80-100 milyon dolara. Bunu gidip başkaları paylaşımcı bir modelde yaygın bir şekilde, daha çok yaygın bir şekilde kullanacaklardır. Özellikle sen ne diyorsun Nevzat? First class'ın kalkması çok sanırım şu an bu konu hakkında bir şey söylememiz, genel olarak bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Çünkü çok region bazlı bir, zaten az önce senin de bahsettiğin gibi, Kemal'in de bahsettiği gibi çoğu havayolunda şu an zaten first class kalktı. Ama Orta Doğu bölgesinde özellikle halen daha first class, özellikle high income leisure passengers dediğimiz gibi, yani daha çok business değil, high income, yüksek gelirli insanların seyahat ettiği. Sanırım bu sektör hiçbir zaman yok olmaz. Unutmayalım ki trafik düşer bir krizden dolayı ama her zaman aynı inmeye ve daha üstüne geçer. First class, çok farklı bir segmenti var ve çok farklı bir modeli var.
Buradaki bence trafik bitmez. Hatta şu an social distance'dan dolayı first class'a talep artabilir bu olay bittikten sonra. Çünkü az önce aslında bahsettiği bununla birlikte paralel ilişkili olan şeyler. Şu an Çin krize ilk olarak korona krizine girdiği zaman Avrupa ve Amerika daha bir şey yakalanmadan önce zaten özel jetlere çok ciddi bir artış, temelde çok ciddi bir artış vardı. Bakalım, bunu görebiliyoruz çok net bir şekilde. Neden? İnsanlar çünkü gerçekten bu virüsten korktuğu için daha özel, daha kendileri kişiler olarak uçuşlar tercih ettiler. Bu trend o yüzden bence normal havayolu trafiği tekrar açıldığı zaman first class'ta aslında bir artış bile gözlemlenebilir. Çünkü Kemal'ın da bahsettiği gibi first class'ı zaten tercih edenler iş adamları, yani şirketin bir çalışanı, müdür veya C-level'i bile değil. Çünkü biliyoruz ki çoğu şirketin travel policy'sinde kesinlikle first class'ta uçma yok. Business class var uzun uçuşlarda. Avrupa'da zaten hiç yok neredeyse. Bütün şu an şirketlerin C-level'inde bile genelde short uçuşlar ekonomide oluyor. İşte 6 saatli özel uçuşlar business'te oluyor. O yüzden benim kişisel görüşüm first class'ta bir küçülme olmaz. Kaldırma kelimesini, yani kaldırma dediğim gibi bu çok göreceli bir şey şu an. Bu havayolunun tabii business modelini değiştirip değiştirmeyeceğine göre değişir. Ama benim öyle bir öngörüm yok. Tam tersi dediğim gibi özellikle Orta Doğu'da first class'ta talepte artış bile gözlemleyebiliriz. Bugün bir arkadaşımla konuşurken enteresan bir şey, bir değerlendirme yaptı. Benim de çok hoşuma gitti. Sizle paylaşmak isterim. İşte 1940'larda, 50'lerde diyelim, işte uçağa binen zümre gerçekten çok kısıtlıydı. İşte kadınların şapkaları, erkeklerin kıyafetleri falan. Konuşurken şöyle bir laf geçti. Bilet fiyatları artacak. Hani halka inen havayolu değil. Hayır. Artık daha böyle bir elit bir zümrenin uçabildiği, fiyatların yükseldiği bir sektör olacak. Bu sektör ve artık o ucuz uçuş günleri, low cost'lar belki ne yapacak? Bunları çok merak ediyoruz. Benim sormak istediğim konu işte sosyal mesafe, belki ikram çok farklı bir boyuta gidecek. Uçaklarda neler bekliyorsunuz bunlarla ilgili? Ne yaşanabilir? Ne gibi değişiklikler olabilir uçuşla ilgili? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Abdullah, ne diyorsun mesela? Senin aklına neler geliyor? Bu arada tabii evet, bütün diğer misafirlerimizin de söyleyeceklerini söyleme. Seyde böyle ondan sonra tamam. Haklı olarak konu az öğrenilecek. Böyle çok farklı gelen bir şey var diyeyim de. Tekrar. Evet, zaten Kemal biraz giriş yaptı. Belki Kemal ile Nevzat zaten işin içinde oldukları için onlara topu atmak daha faydalı. Sosyal mesafe uçaklardaki fiili kapasitenin, yolcu kapasitesinin düşecek olması. Bu minvalde bir şeyler herhalde konuşabiliriz. Bir de ikram geliyor aklıma. Yine daha önceden havalimanında check-in aşaması ve orada yapılacak olan veya alınacak olan bir takım tedbirler herhalde önümüzdeki döneme damga vuracak diye düşünüyorum ki yine uluslararası anlaşmalar burada devreye girecektir. Ülkeler arasındaki seyahatler nasıl yapılacak, işte IATA işin neresinde olacak, ICAO'nun neresinde olacak, onlara bir bakmak gerekiyor. Ben istersen zaten dediğim gibi Kemal söze girmişti. Kemal'le başlayalım, Nevzat'la devam edelim o zaman. Kemal? Tamam. Şimdi ben uçak içine girmeden önce özellikle havalimanına girişten veya uçak bileti alımından sonra bu virüs testlerinin yapılmış olup bunun da test neticelerinin havayollarını ve yetkililere bildirilmesiyle ilgili bir çalışma olacağını düşünüyorum ilk başta. Yani nasıl bu 9-11'den sonra işte X-ray cihazları vesaireler dünyanın her tarafında kullanılmaya başladığı gibi, bu koronavirüsten sonra da tekrar uçuşlar başladığında buna dair bir şey, bir çalışma yapılacaktır dünya çapında. Böyle bir çalışma. Dubai Havalimanı'nda başlatıldı her uçuş öncesinde sanıyorum 10 dakika gibi bir süreçte sonuç alıyorlarmış. Belki evet. Nasıl pasaport daha pratik. Bilgilerini sisteme giriyorlar çekimde veya bilet alırken evet, giriyorsunuz. Belki o bilgiler dediğiniz gibi çekimde biz yaptık testi pozitif veya şöyle oldu böyle oldu gibi bir değerlendirme olacak belki de. Evet, evet. Yani bunlar aslında artık şimdi çok dijital bir şekilde yapılabilir. Yani bu testler neticeleri dijital bir yolla hava yollarına transfer edilebilir vesaire. Yani bu konuda işte uygulamalar üzerinden çalışılabilir. Biliyorsunuz şu anda zaten koronavirüsüyle ilgili tracking uygulamaları var. Birçok ülkeler kullanmaya başladı. Taşıyıcıları işte yani sergahların takibiyle vesaireyle ilgili. Şimdi bununla ilgili de işte testlerin de dijital platformlar üzerinden
yapılması veya en azından sonuçlarının bildirilebiliyor olması birçok şeyi de hızlandıracaktır, süreci de. Kemal, bir araya gireyim mi? Hemen bir örnek vereyim bununla ilgili. Herkesin kafasına canlansın. Dediğin çok doğru. 11 Eylül'den sonra birçok güvenlik uygulaması getirilmişti. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Apis virüs diye bir şey çıkarttı. Şu an sektörde çok yaygın, çok kanıksanmış ama ilk zamanlar özellikle Avrupa'da gizlilik anlamında, özel hayatın gizli anlamında çok tartışılmıştı. Yani siz Amerika'ya bir seyahat yapıyorsanız sizinle ilgili tüm veriler aslında sizden önce Amerika tarafına gidiyor ve sizin oradaki güvenlik sorgunuz diyelim online ortamda bir şekilde yapılıyor. Dediğin çok doğru. Belki de şu anda değil de önümüzdeki dönemde koronavirüs testiyle ilgili benzer bir sistem kurulur ve online olarak dijital ortamda veri paylaşımı yapılabilir. Evet. Nevzat, siz ne diyorsunuz? Kabinde neler göreceğiz? Ne geliyor aklınıza yeni uygulamalar olarak? Tolga, şu an ben de arkadaşların söylediğine katılıyorum. Çünkü ama tabii ki bunu şu an izleyicilerimize şunu söyleyelim. Bunlar artık hep böyle olacak diye bir şey yok. Yani koronavirüsün tabii ki bir aşısı bulunacak ve bu pandemik olay çözülecek. Çünkü gerçekten bu kadar fazla maliyeti, işte şu an Dubai Havalimanı'nda evet yapılıyor, check-in'den önce korona testleri yapılıyor. Ama tabii ki bunlar hava yollarında, havalimanları içinde, ülkeler için, devletler için de çok büyük maliyetler. İlk sanırım bu pandeminin zaten çok ciddi oranda azaltılmasından sonra zaten uçuşlar açılacak. Çünkü bunu her ülke ve her devlet, her havayolu yapacak güçte değil. Ama evet, ilk başta bunları göreceğiz belli bir süreliğine. Ondan sonra bu durumlar ortadan kalkacaktır. Bugün sabah okuduğum bir haberde şöyle bir haber çıkmıştı. Hayata'nın baş ekonomi şefi şöyle bir açıklama yaptı. Belki de bir 6-7 aylığına biz en az artık low cost konsepti görmeyeceğiz. Neden? Çünkü artık bazı kararlar alınacak tabii ki uçuşlar başında. Bunların en başında da sosyal mesafe geliyor. Ve uçakların özellikle middle seat, orta koltuklarının boş bırakılması atılacak olan ilk adımlar listesinde bir numara görünüyor şu an. Bu da daha önce Kemal'in bahsettiği ve kapasitede çok ciddi bir düşüş demek. Şimdi biliyoruz ki low costlar daha çok karını ve gelirini çok fazla doluluk oranlarına elde ediyor. İşte %95'in üzerinde doluluk oranlarıyla çok düşük bilet fiyatlarına uçakları doldurarak bir break even veya bir kar yakalıyorlar. Ama artık tabii ki o yüksek doluluklara erişmeleri mümkün olmayacak. Çünkü kapasiteleri full kapasiteyi kullanamayacaklar. Bu sebepten dolayı da bilet fiyatları da özellikle önümüzdeki 6 ay içerisinde bir artış görülecek. Demand, yani talebin az olmasına rağmen. Bugün tekrar size bir önümde az önce Oxford Economics ve Ayata'nın genel müdürü bir açıklama yaptı. Bir webinar üzerinden ona katılıp ben de onu gördüm. Nisan ayında genel bir survey yapıldı ve yolculara soruldu. Bu pandemi bittiği zaman uçuşlar normale, uçuşlar tekrar açıldı. Ne zaman uçuş yaparsınız? Ve önümdeki şu an gördüğüm verilerde şöyle bir şey ortaya çıktı. Yolcuların yapılan survey'deki yolcuların %47'si ilk 2 ay uçmam diyor. %28'i ilk 6 ay uçmam diyor. Zaten burada biz %80'i neredeyse yakaladık. Geriye kalan %8'i 1 yıl uçmam. %4'ü hiç uçmam diyor 1 yıl. %14'ü hemen uçmaya başlarım diyor. Bunlar daha çok iş adamı kesimi kısımlar. Yani ilk başta çok ciddi bir demand'ın toparlanmasında bir talepte beklemiyoruz. Bunu da çoğu insan şey düşünüyor. Ya kimse uçmayacak. Bilet fiyatlarına çok ciddi bir düşüş bekleyeceğiz. Ama kapasite de çok ciddi bir düşüş olacağı için bilet fiyatlarına bunun yansımasını beklememek çok fazla gerek yolcu tarafından. Diğer taraftan bu sosyal mesafeyle kapasite, uçak içindeki kapasite düşeceği için havayollarının gelirinde de bir düşüş olacak. Böylelikle tabii ki bunu biraz bilet fiyatlarıyla oynayarak elde etmeye çalışacak ama bunu yapmak mümkün olmayacak. Sağlık konusunda diye bir adım da ilk başta bahsettiğimiz catering kısmı. Yani yolculara verilecek olan ürünler artık biz çok fazla uçak içerisinde işte böyle açık sıcak yemekler, tepsi yemekleri, bunları ilk 6 ayda full service veren havayollarından bile, Türk Havayolları gibi diğer bayrak taşıyıcılar gibi havayollarından beklememek gerek. Zaten Türk Havayolları da ilk kısıtlamaya gittiği zaman biliyorsunuz bütün Avrupa uçuşlarında sandviçe geçti, paketli. Yani sıcak yemek tepsi yemeğinden çıktı konsept. Çünkü burada da önemli olan amaç en steril şekilde temastan kaçınarak yolculara hizmet vermek. Bu şuna da aslında ileriki dönemlerde davetiye çıkarabilir. Nasıl şu an bayrak taşıyıcılar
bagajları ücretle satıyor. Burada bir yolcuları alıştırma sürecinden sonra sandviçe, belki de biz aslında bir 6 ay 7 ay sonra veya 2021'de çoğu hava yolunun iç hatlarında veya kısa menzillerde ve hatta orta menzillerde artık tepsi yemeği dediğimiz konsepti bile görmeyeceğiz. Zaten buna yolcular alışacak sandviçe veya hiç ikrama alışacaklar, böyle bir konsept geliştirecek. Low cost'lar da çıktığı zaman bayağı bir biliyorsunuz olay olmuştu. Ama herkes alıştı. Şu an zaten çok havayolu atıyorum. British Airways gibi havayolu zaten satıyor. Yani bu konsept, yani dediğim gibi zaten diyorlar ya, pandemik bittikten sonra birçok sektörde bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Kemal da home office örneğini verdi birçok sektörde olduğu gibi. Alışkanlıklarımız ve beklentilerimize ciddi değişiklik olacağı için bence bunu havacılık endüstrisi de bir fırsat çevirip bazı şeyleri değiştiremediğimiz bazı eski normları değiştirme fırsatı bulacak. Evet. Bu arada ben az önce araya girdiğim zaman Kemal'in sözünü kesmiş gibi oldum. İstersen Kemal sen devam et kaldığın yerden. Senin sözünü kesmiş gibi olmayayım ben. Tamam. Ben şeye, Nevzat'ın söylediklerine ilave olarak bir şey söylemek istiyorum. Özellikle havacılıkta neler değişecek konusunda şimdi önümüzdeki dönemde, şu sıcak dönemde en büyük beklentimiz aslında havayolları sektörünün içerisinde bir konsolidasyon. Yani havayollarının içerisinde kimler hayatta kalabilecek, kimler devam edebilecek. Buradaki en önemli parametreler de finansal stabilite. Az önce biraz kısaca değinmiştim ipucu olarak. Şimdi leasing oranı çok yüksek olan havayollar burada en büyük sıkıntıyı yaşayacaklardır. Çünkü leasing fiyatları ödemeleri her zaman devam edecek. Burada bir durdurma söz konusu değil. Ama uçağa sahipseniz, siz onu uçağa da park ettiyseniz, bir kenarda bekletiyorsanız, orada sizin için devam eden bir fixed cost ödemeleriniz yok. Dolayısıyla bu bir. İkincisi, eğer havayolu geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde havayollarının karlı olduğu dönemlerde çok iyi bir backbone oluşturabildiyse, yani finansal cash flow rezervlerini oluşturabildiyse, likiditesi var ise, onlar da biraz daha rahat nefes alacak. Üçüncü parametre de bulunduğu işte ülkelerdeki bankalar, uluslararası bankalardan ve devletlerden ne ölçüde destek alabildiği. Bu kredi olabilir, hisse satın alma olabilir, kamulaştırılma olabilir vesaire. Bunun gibi farklı modeller var. Burada kim nasıl destek alabilecek, kimler hayatta kalabilecek, bu önemli. Çünkü orta ölçekli havayolları içerisinde finansal stabilitesi özellikle çok güçlü olmayan havayolları piyasadan kaybolacak. Bu bir gerçek. Bu gerçekleri önümüzdeki birkaç ay içerisinde zaten sırasıyla göreceğiz ve görmeye de başladık. Bazı havayolları işte iflas başvurularına başladı. Bu sene çok yoğun bir şekilde olacak. Aslında biz bu konsolidasyonu sektör içerisinde önümüzdeki 2020-2030 yılları arasında bekliyorduk bir şekilde. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve işte Asya'nın bazı ülkeleri, yani Çin'i kastetmiyorum ama Asya ülkeleri de dahil olmak üzere birçok yerde bu konsolidasyonu bekliyorduk. ABD, Amerika Birleşik Devletleri zaten bu konsolidasyonu geçtiğimiz daha önceki 10 sene içerisinde yapmış oldu. Orada 4 büyük grup var. Aynı şekilde buna benzeri de Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkeleri için de geçerli olacaktır. Yani güçlü olanlar kalacaktır, devlet desteği alanlar kalacaktır. Onun dışında bu hızlı bir şekilde bu konuda reaksiyon gösteremeyenler ise piyasadan kaybolacaktır. Dolayısıyla bu az talebi de piyasada var olan geri kalan havayolları kendi aralarında paylaşacaklardır. Çünkü bu slotlar tekrar dağıtılacak. Hayatta kalan havayolları da bu slotları devralacaklardır. OND dediğimiz işte Origin Destination, yani bu işte uçuş destinasyonlarını da onlar devralacaklar. Derken belli bir dengeleme oranı bu şekilde olacak. Ama havayolu sektörü genel itibariyle bu sene zaten kesinlikle toparlanamayacak. 21'de de toparlanması zor. Yani belki benim kişisel tahminlerim, ben bunu da bir iki yerde de yazıyorum. Yani bu sene için %50'ye kadar anca toparlar. %25-%50 arası toparlar. Önümüzdeki 2021'de %70-80'lere doğru anca toparlar. 2022'de anca eski haline gelebilir. Konsolidasyon sonrası yeni düzende havayolları işte %80'lik uçak doluluk oranlarına ancak o zaman ulaşır diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Zayıflar şeyden, tabii, sistemden çıkacak. Toparlanma süreci bir iki sene sürecek. Yani ben öyle küçük bir işte IATA'nın raporlarında olduğu gibi V şeklinde bir şey öngörmüyorum. Veya işte hani önceden ne diyorduk? Havayolu sektöründeki gelişmeler, gelirler, özellikle işte RPK dediğimiz işte Revenue Passenger Kilometer, bu yolcu başı gelirler global GDP ile eş oranla gidiyordu. Ama bu krizde bunu tam tersine döndü. Ve GDP V göstermeyecek. V gösterse bile havacılık sektörü bir V şeklinde tekrar toparlamayacak. Bu uzun bir U olacak. Biz bunu işte arkadaşlarla, Abdullah ve Nevzat'la
Şubat ayında bir konferansta da söylemiştik. Yani uzun bir süreç olacak havacılık sektörünün toparlanması. 2022 olarak görmeniz gerekiyor. 2022 olarak bir şey söyleyeyim. Ben bir ekleyeyim, sen Nevzat devam et. Kemal'in dediğinden bu konsolidasyon meselesi. Tabii bu konsolidasyon genelde ülke içinde oluyor. Havayol sektörünün şöyle enteresan bir durumu var. Küresel çapta faaliyet gösteriyor sektör. Son derece global bir sektör. Ama aynı oranda da mülkiyet konusunda korumacı bir sektör. Yani birçok devlet kendi milli havayolu şirketlerinin veya özel şirket de olsa kendi şirketlerinin yarıdan fazlasının yabancıların elinde olmasına izin vermiyor. Evet. Neredeyse evet. Tamamı böyle dünyanın. Çok az belki de bir iki istisna olan ülke vardır. Acaba diyorum bu süreçte, bu zor durumda devletler yani bunu esnetecek ve yabancı ortakla açacaklar mı şirketlerini? Ben bunu merak ediyorum doğrusu. Ve devlet yardımı ne? Sen dediğin gibi şey bu. Değil mi? Yani bütün sektörleri, aslında Avrupa'da da böyle bir şey var. %49'un üzerine çıkamıyorsun. Evet. Genel aslında bütün sektörleri kapsayan bir durum. Belki burada havacılık sektörüne bu kötü durumlarda en çok etkilenen sektörlerin bir tanesi olduğu için exception yapabilirler. Çünkü şu an Kemal'ın söylediğine ek olarak şeyi söylemek istiyorum. Toparlanma süreci bugün 2022'de Ayata'nın bugünkü raporuna baktığım zaman ben 2023 olarak gösteriyor. 2023 ortaları gibi. Çünkü yine daha önce konuştuğumuz gibi bir V-shape hızlı bir şekilde maalesef olamıyor. Çünkü şu an baktığımız zaman bugünkü elimizdeki rakamlara göre şu an dünya GDP'sini oluşturan ülkelerin %63'ü lockdown. Şu an %63'ünde hava trafiği komple kapanmış durumda. Yani bir dünya GDP'sinin %63'ü kapanmış durumda olduğunda bir tek Çin şu an %16 civarını oluşturuyor. Şu an tekrar bir faaliyete geçti ama international değil, domestik olarak. Bu sürecin peyderpey açılmasından dolayı bu V-shape'i yakalamamız imkansız. Çok geniş bir U-shape şeklinde olacak. O yüzden de işte normalde 2019'dan havacılığı ilgilendiren bir kriz olsaydı hızlı toparlanırdı havacılık. Ama bu dediğim gibi birçok ülkeyi ilgilendirdiği için ve şu an dediğim gibi %63'te lockdown olduğu için GDP'nin totalinde dünya genelinde toparlanma en erken 2023 olarak görünüyor. Tabii ki region olarak böldüğümüzde Asia Pacific en hızlı toparlanan region olarak gözüküyor. Onun ardından ikinci olarak da Middle East ve Afrika toparlanma sürecinde çok hızlı olarak görünüyor. Arkasında tabii ki biraz diğer daha mature olan marketler Europe, US takip ediyor. Ama öngörülen şu an zaten Asya toparlanmaya Çin'le birlikte şu an daha hızlı başladı. Çünkü kendi içlerinde uçmaya başladılar. Bir de passenger behavior olarak onlar bu konulara biraz daha alışkın. O yüzden çok daha hızlı bir toparlanma süreci olacak. Yani bizim ortalama yolcularda unutma dediğimiz oran 3 yıl civarı bir şeydir. Tabii ki bu bölgeye göre ve kültüre göre değişir. Mesela Türkiye'de biz Türk insanları çok daha hızlı unuturuz olanları ve çok daha hızlı tekrar hayata, normal hayata adapte oluruz. O da tabii ki bizde hem turizmde hem havacılıkta Türkiye'ye bir lehine bir durum olacaktır diye düşünüyorum ben. Bir de şeyi de söyleyeyim ben. Bu arada sen de bahsettin ya, Çin'de mesela iç hat pazarı toparlandı diyoruz. Ama evet, toparlanmaya baktığımız zaman %50'ye gelebilmiş ancak. Yani kriz öncesi seviyesinin %50'sine gelmiş ve son birkaç haftadır aynı seviyede kalmış durumda. Yani daha ötesine geçemiyor ki bu %50 pazara arz edilen kapasite anlamında. Yolcu sayısı çok daha düşük çünkü doluluk oranları çok daha düşük. O yüzden hani toparlanmaya başlıyor dediğimiz iç hat pazarı Çin, ama o bile kriz öncesindeki seviyeye göre çok daha geride duruyor şu anda. Evet. Otel olarak %46 bir yolcuda azalma bekleniyor 2020'de. Ayata'nın verdiği son verilere göre. Ama tabii ki bu domestik pazara göre ve international pazara göre de çok değişiyor. International pazar %51 civarında gözüküyor. Domestik pazar daha az. Dengelemesi %46'yı buluyor ortalama olarak. Ama daha önce yine konuştuğumuz gibi Ayata'nın verilerine göre de zaten yolcuların %70'ine yakın kısmı minimum 2 ay, her şey normale döndüğünde 2 ay içerisinde uçmaya başlayacağız diyor. Büyük bir kısmı ise 6 aydan sonra. Yani bu şu anki yolculardaki panik, tabii ki bu sadece havacılık sektöründe değil, retail sektöründe de okuduğumuz restoranlara da dönüş mesela. İlk 1 ay, 2-3 ayda beklenmiyor, aynı seviyelere gelmesi beklenmiyor. O yüzden süreç tabii ki özellikle aşı bulunana kadar çok riskli ve çok uzun dönemli bir süreç olacak. Ve birleşme, batmalar maalesef çok hızlı bir şekilde göreceğiz. Çünkü 2019 verilerine göre yine baktığımızda bir havayolunun çalışmadan ortalama
cash flow dediğimiz onları kurtaracak ve yaşatacak nakit birikimi ortalama 2 ay. 2019 verilerine dayanarak söylüyorum bunu. Tabii ki bu bölgelere göre değişiyor. Ama en karlı, en büyük havayolları bile dediğimiz havayolları işte EasyJet mesela 10 gün oluyor. EasyJet 600 milyon poundluk bir borç aldı. Bugün JetBlue'nun CEO'su açıkladı. Çok ciddi bir uzun süreçli bir kredi başvurusunda bulundu. Bir kredi başvurusu aldılar. 2 saat, 3 saat önce Air Mauritius, Mauritius'un flag carrier'i iflasını açıkladı. Yani şu an durumlar tabii ki Virgin Australia falan bahsetmiyorum. Çok büyük havayolları iflas başvurularına bulunuyor. Ama süreç çok farklı. Birleşme, bir de tekrar kamulaşma göreceğiz. Öyle evet. Gözüküyor. Hep özelleştirmeden bahsediyorduk eskiden. Şu an tekrardan devletler kendi hava... Mesela Alitalia bence kurtuldu bu süreçte. Alitalia yıllardır acı çeken bir havayolu. Bu süreçte bence kurtulacak. Çünkü tekrar kamulaştırılacak. Bunlar eskiden tabii ki Avrupa Birliği'nin kurallarına göre aykırı olan şeylerdi. Ama şu an devletler havayollarını korumak istiyorsa kamulaştırmada ve havayolları birleştirme konusunda çok ciddi adımlar atılacağını görüyoruz. Ve yine Ayata'nın da çok doğru bir şey söylediğini, bir 10 yıl önce Ayata bir açıklama yapmıştı. 2030'a kadar dünyada 30 havayolu kalmayacak otelde demişti. Ve evet şu an bunu biz bence 2030'a kadar göreceğiz. Şeylerin hep tabii krizin kötü taraflarını konuştuk ama krizler bir açıdan da fırsatlar getiriyor. Fırsat olarak ne görüyorsunuz? Nereye gidecek bu iş? Kimler ön plana çıkacak? Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir artı üzerinden hangi sektörler zararda, hangi sektörler çok hızlı toparlanacak, kazananlar vardı. Şöyle de bir en son hava yollarında hangi alanlarda kazanımlar var? Hani iş jetlerini konuştuk, kargo belki. Biraz ne düşünüyoruz? Bunlarla ilgili böyle bir tur daha yapabiliriz. Tamam. Ben yine başlayayım kısaca. Yine Kemal'e ve Nevzat'a topu atayım. Şimdi senin de dediğin gibi zaten kargo uçuşları devam ediyor. Özel jet uçuşları devam ediyor aynı şekilde. Orada çok fazla bir kayıp yok gibi gözüküyor. Hatta Avrupa'daki verilere baktığımız zaman en fazla sefer yapan havayolu şirketlerinin başında mesela DHL Express geliyor. Evet. İşte Leipzig Halle Havalimanı en fazla sefer yapılan havalimanları arasına giriyor. Neden? Çünkü kargo uçuşları aktif bir biçimde devam ediyor. O taraf o şekilde. Ben pozitif olarak şunu söyleyeyim kısaca. Bir, yapılacak olan ve sıraya alınmış olan işlerin hızlandırılması şu anda söz konusu. Özellikle biz hep havayolu tarafı diyoruz ama havalimanı işletmelerini de konuşmak lazım. Onlar da çok büyük zarardalar. Evet, evet. Çok muazzam zararlardan bahsediliyor oradaki öngörülere baktığımız zaman. Mesela havalimanı tarafında şu an terminal ve pist bakımlarının hızlandırıldığını görüyoruz. Bir örneğini Singapur'da gördük. Changi Terminal 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakımı başlamıştı ama o bakımı hızlandırdılar ve tamamen kapattılar terminali. Çünkü bakım terminal açık bir biçimde devam ediyordu. Yolcu varken tabii ki daha yavaş yapılıyor işte. Onu hızlandırdılar mesela. Bir sene kadar bir avantaj elde edecekler. Ve dünyanın dört bir tarafından da pist çalışmalarını görüyoruz. İşte Sabiha Gökçen'in pisti kapatıldı ve bakımdan geçiyor. Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun, Uzak Doğu'dan olsun ben birçok yerden yine terminallarda ve işte pistlerde bakım çalışmalarının yapıldığını görüyorum. Bu iş havalimanı tarafında. Havayolu tarafında da filoların elden geçirilmesi, eski uçakların devreden çıkartılması, filoların gençleştirilmesi gibi süreçler var. Yine organizasyonel anlamda belki Nevzat ve Kemal daha fazla bahseder. Yine şirketlerin bir yeniden yapılanması söz konusu olacak gibi görünüyor Tolga. Kemal? Evet. Evet, şimdi Abdullah yine birçok şeyi söyledi. Sen daha geniş konuşursun ama. Ben şimdi bir yerden başlayayım. Özellikle işte uçak filolarının yenilenmesi konusunda güzel bir noktaya değindin orada. Şimdi eski uçaklar biliyorsunuz çok daha fazla maliyeti olan uçaklardı. Ve karbon salımı oranı yüksek uçaklardı. Yani bu konuda işte yeni alınacak olan uçaklar, filoya katılacak olan uçaklar bu konuda çok daha avantajlı. İşte %25'e kadar yakıt tasarrufu olan ve karbon emisyon salımı çok daha düşük olan uçaklar şu anda filolara girecek. Bu konuda bir hızlı bir hareketlilik olabilir. Ama önce elde var olan uçakların bir kısmının elden çıkarılması gerekiyor. Ondan sonra yapısal değişiklikler mutlaka olacak havayolu şirketleri içerisinde. Bu aynı zamanda tabii bunu işte çok da fazla böyle severek söylemiyorum ama havayolu personelleriyle ilgili çok ciddi değişiklikler olacak yine. Biliyorsun havayolu sektörü içerisinde sürekli bir yeniden yapılandırma yapılır.
her 3-4-5 sene içerisinde bir. Ama bu sefer çok daha ciddi ve kültürel transformasyonu da gerçekleştirecek bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Çünkü havayollarının kendine ait bir şirket kurumsal kültürü vardır ve bu kurumsal kültürü de hiçbir CEO kolay kolay değiştirememiştir geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz yıllarda. Çünkü oturmuş kemik bir yapı vardır ve orada bir silo mantığı vardır genel anlamda. Ve bu artık bu tarz düşünce yapılarının tamamen kırılabileceği bir dönem. Şöyle bir avantajı olacak, işte agile metot dediğimiz işte lean management gibi konuların, trend konularının işte yeni tip yönetim felsefelerinin oturtulabileceği bir döneme geçeceğiz. Bunun da çok ciddi avantajları olacak. Çünkü havayolları bundan sonra daha fleksibil, daha esnek, daha hareket edebilir bir hale gelecek. Ama burada dipnot olarak şunu da geçmem gerekiyor. Tabii ki havayolları kamusallaştırılırsa o zaman yine tabii ne kadar fleksibil olur, ne kadar hızlı atak olabilir, o ayrı bir konu olur dünya genelinde. Şimdi fleksibil olması da bir avantaj olacak havayollarının, hızlı hareket edebilmesi. Bunun dışında görebileceğimiz avantajlardan birisi de şimdi bazı havayollarının da piyasada kalmaması neticesiyle ortada boş olan işte destinasyon ve slot ve frekansları var olan büyük havayolları kazanan havayolları alacaktır. Bu kalan havayolları da daha fazla transit imkanı sunabilecek, daha fazla destinasyon sunabilecek yolcu portföyüne. Bu da var olan yolcu portföyü için büyük bir avantaj olur. Örnek veriyorum, işte Türkiye'den Türk Hava Yolları belki daha fazla destinasyona uçabiliyor olabilecek. Farklı yeni destinasyonlara uçabiliyor. Daha az rekabetle karşılaşıyor olabilecek o destinasyonlarda. Dolayısıyla bunun da iki taraf için de bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Nevzat, nasıl bakıyorsun şeye, bu son iş imkanlarına, avantajlara neler gelecek bununla ilgili? Arkadaşların söylediğine ek olarak şunu söyleyebilirim Tolga. Şu an finans kısmında, yani şu an sanırım havayolları şunu görüyor ve gördük de hep birlikte bütün sektör olarak bunu yaşıyoruz şu an. Bir havayolunun ticari olarak karlı olması sadece yeterli değil. Biz maalesef bazı şeyleri kar yapıldığı sürece göz ardı ediliyor. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Burada cash flow'un, nakit akışının, yani finansal tarafın ne kadar çok önemli olduğu ortaya çıktı. Birçok kar eden havayolu maalesef halen batma yönüne gidiyor. Çünkü düzgün olarak finansallarını kontrol edemiyorlar. Şu an bizim sektörde gördüğümüz finansal danışmanlık, havayollarının finansal taraflarındaki açılan pozisyonlarda ciddi bir artış var. Buna ek olarak özellikle danışmanlık tarafında birleşmelerde, merge and acquisition dediğimiz tarafta çok ciddi bir patlama yaşanıyor. Çünkü birleşme ve konsolide olma olaylarının çok ciddi bütün sektörlerde artacağını düşünüldüğü için özellikle danışmanlık konusunda birleşmeler tarafında çok ciddi ve finans konusunda şu an yeni pozisyonlar açılıyor. Bu bir artı olarak düşünebiliriz. Çünkü birçok insan da aynı anda maalesef küçülmeden dolayı. Çünkü bir küçülme göreceğiz. Şu an çok ciddi bir küçülme göreceğiz. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Tabii ki bu havacılık sektörüne vuracak. Ve maalesef bunu da söylemek durumundayız ki birçok insan işini kaybetme durumuna gelebilir. Kötü haber. Ama unutmamamız gerekiyor ki her krizin bir sonu var. Ve her krizden sonra bir toparlanma süreci var. Bu toparlanma süreci kısa sürebilir, orta veya uzun da sürebilir ama bu sürecin bir sonu var. Ve biz bunu yaşayacağız. Bu süreçte tabii ki havayolları bunu avantaj bilerek şu an birçok havayolu ne yapıyor? Tabii bu arada cash flow'u güçlü olan havayollarından bahsediyoruz ama diyor ki filom şu an yerdeyken ben uçakların bütün bakımını şu an yapıyorum. Ki bu olay bittiği zaman ve yazın, çünkü öngörü şuydu bu olay başladığında özellikle Şubat ayında yayılmaya. Tamam, bu krizi biz yaşarız Mart'tan Nisan'da. Bu kriz Mayıs'ta biter. Biz uçuşlara başlarız. Toparlanma da Temmuz'da olur. Full kadro Temmuz'da biz uçarız. Tabii şu an biraz beklenenden daha yavaş süreç gelişiyor maalesef. Ama havayollarının beklentisi bütün uçaklar şu an yerde otururken uçakların bakımını yapmak. Birçok havayolu geçen haftalarda gördüm mesela, açıklama yaptı. Şu an bütün kabin modunu değiştirmek için bekleyen uçakları vardı. Kabin modlarını değiştiriyorlar. Uçakların yeni logoları yapılma uçaklar vardı sürekli uçtukları için. Boyama işlemleri falan, bakım işlemleri yapılıyor. Bunlar uçakların bu kriz bittikten sonra direkt olarak hemen operasyondan atlamak için, hazır hale getirmek için yapılıyor. Bu o yüzden de bayağı bir teknik taraf, havayollarının teknik tarafları şu an çok yoğun aslında. Olmadığı kadar yoğunlar. Organizasyon tarafında tabii ki her zaman her krizde olduğu gibi ve biz havacılıkta bunun önünü çektiğimiz için çok ciddi efficiency tarafında ve optimizasyon tarafında çok ciddi bir baskı olacak.
Ve organizasyonda bazı şeyler değişecek. Klişe olan ve değiştiremediğimiz, uzun dönemde uğraştığımız şeyler şu an çok basit bir şekilde yıkılacak. Bunlardan bir tanesi de home office çalışma. Ve tabii ki bu burada hava yolları tabii ki siz ofise gitmediğiniz için çok küçük olarak bile düşündüğümüz işte elektrik, su parası, ofis malzemesi, ofiste yapılan yatırımlarda çok ciddi bir düşüş olacak. Çünkü gerçekten home office konseptine bir ivme zaten şu an çok ciddi bir şekilde biz görüyoruz. Onun dışında bir de yolcuların booking behavior dediğimiz tarafında yani satın alma alışkanlığına çok ciddi değişiklikler öngörülüyor. Ne diyoruz? Bütün sektörlerde temassızlık. Ne kadar az temas o kadar fazla iş yapma olasılığı. Şu an kargo bile çağırdığınızda eve artık kimlik kartı göstermiyorsunuz. Telefonunuza SMS geliyor, kodu uzaktan söylüyorsunuz. Adam giriyor ve gidiyor. Şu an burada biz şunu göreceğiz. Offline tarafta satışlarda yani daha çok acente bazlı olan satışlara çok ciddi bir düşüş görülecek. Çünkü kimse gidip bir tur operatörüne oturup saatlerle katalog karıştırıp artık bu eski tur operatörü mantığıyla bilet almayacak. Burada şöyle bir avantaj olacak. Hem havayollarının web sitesinde ve mobilde satışlarda ciddi bir artış, bir ivme göreceğiz. Ama aynı anda unutmayalım ki online travel agency dediğimiz online bilet satan seyahat acenteleri var. Bunlarda çok ciddi bir patlama öngörülüyor orta vadede. O yüzden de bu sektörlerin büyümesinde ve burada alımlar yapılmasında şu an çok büyük. Yani daha çok IT tarafında ve online yapılan işlerde büyük bir artış öngörülüyor. Her sektörde olduğu gibi. Bunlar da tabii ki havayolu açısından da aslında bir avantaj. Çünkü kendi direkt satış kanallarına satış yapacak ve böylelikle cost of sale'de ciddi bir düşüş olacak. Bu bir havayolu tarafında bir artı olacak. Sektörün de özellikle online travel agency sektörünün tarafında da zaten çok hızlı büyüyen ve gelişen bir sektördü. Bu yönde çok ciddi bir artış öngörüsü var. Bir haber olarak bunu söyleyebiliriz sanırım şu an. Önceliği yolcular açısından değerlendirdik. Bilet fiyatları ne yapılacak, ne edilecek? Biraz daha küresel bakmaya çalıştık. Kriz ne kadar etki, neler yapıyor, neler ediyor? Benim son sorum. Nevzat'ın da dediği çok güzel bir araştırma sonucu. Tabii ki işimiz gereği hepimiz çok sık uçuyoruz. Uçmak zorundayız, bir yerlere gitmek zorundayız ama psikolojik olarak ne kadar sonra uçmaya başlarsınız? Tabii iş açısından zorunluluk. Lufthansa çağırıyor, Kemal gidecek Frankfurt'a mecburen tabii veya işte benim takip etmem gereken bir haber var falan. Bunlar ayrı konular ama psikolojik olarak ne zaman uçmaya başlarsınız özel uçuşlar için, tatil veya aileyle birlikte diyelim? Abdullah'la başlayalım. Ben eğer en başta söyledim ya, Mayıs ayında Ramazan bayramından bir hafta önce uçuşlar başlar diye tahmin ediyorum. Eğer o tahminim tutarsa ben o ilk uçuşlardan birisiyle uçmayı planlıyorum aslında. Bir görmek istiyorum süreci. Görmek yani için uçacağım. Mi, iş için mi yoksa bir aile ziyareti için? Görmek için, görmek için. Yani bu süreci bir görmek istiyorum. Havayolu şirketleri nasıl davranıyorlar, havalimanı işletmeleri nasıl davranıyorlar, resmi kurumlar nasıl davranıyorlar, onları bir görmek istiyorum. O yüzden ilk fırsatta uçmayı planlıyorum. Bir gözlem uçuşu olacak bu. Nevzat, siz nasıl bakıyorsunuz? Hani psikolojik olarak ne zaman uçarsınız? Güveniyor musunuz? Ben Abdullah'a ilk olarak şeyi sormak istiyorum. Abdullah, peki ailenle birlikte bir tatile ne zaman uçmaya psikolojik olarak normal biliyorsun? Valla ben giderim diyorum da hanımı ikna edemiyorum. Ben bir hemen uzakta açılırsa giderim diyorum ama hazır böyle otel fiyatları falan boşken, düşükken evet. Şimdi, ama onu ikna edemiyorum. Çok düşükmüş otel fiyatları. Bilmiyorum hani tatil açısından. New York ideal diyorlar. New York tam gidilecek zaman diyorlar. Evet, şu an maalesef Amerika için de öngörü 1 Eylül dış hatların açılması 1 Eylül olarak öngörüyorlar Amerika için de tekrar oraya uçmanın. O yüzden bu ucuz dönemi kaçırabilirsin Abdullah. Maalesef. Benim açımdan açıkçası ben de Abdullah'ın dediği gibi ilk uçuşlarla zaten ben ailemi görmek için Kıbrıs'a gitmek istiyorum. Tabii ki Kıbrıs dış hatlarda sayıldığı için orada işte Kıbrıs'a gittiğimizde karantinada falan kalır mıyız durumlarına bakmak durumundayız. Ama benim uçuş başladığında yani sağlık endişe açısından ilk uçuşa binip gitmede bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Ama genel olarak eğer ailemi de işin içerisine katarsam 3 ay ortalama diyebilirim. Yani bu iş normal başlarsa ben normal tekrar ailemle birlikte Orta Doğu, Uzak Doğu,
Avrupa'ya bir yere tatile gideceksem dersiniz, ne zaman gidersiniz? Ekim derim. Ekim, evet. Kemal, siz ne düşünüyorsunuz? Önce işi geçtik de aile veya merak açısından bir uçuş olur mu? Evet, evet. Şöyle, ben kısaca bir Nevzat'ın daha önce söylediği konuya bir değinebilir miyim? Tabii ki. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz 7000 civarında seyahat acentesi var. Asıl bu konu en çok etkileyen alanlardan birisi de onlar. Onların da hani izleyenler varsa onların da hakkına girmiş olmayan çok sevdiğimiz dostlarımız. 5 senedir de onlarla birlikte çok yakın çalışıyorum. Ben en çok aslında bu süreç içerisinde, havacılık camiası içerisinde en çok onlar için de üzülüyorum. Çünkü bütün gelir kaynakları hepsi kayboldu. Ve koronavirüs sonrasındaki dünyada da yani işte artık gelişen süreç içerisinde de birçok şey dijitale kayacağı için, online rezervasyona kayacağı için bu konuda yatırımını yapmış olan ve yapanlar hem B2B yani hem kurumsal şirketle çalışan hem de direkt yolcuyla çalışan acenteleri için online veya dijital platformlar üzerinde çalışanlar bir şekilde işlerine devam edecekler büyük ölçüde. Ama onun dışındakiler maalesef çok ciddi sıkıntı yaşayacaklardır. Yani onlara da kolaylık diliyorum. Bunu tekrar belirtmek istedim. Çünkü en çok onlar etkilenecekler şu süreçte. Çok ciddi oranda kapanmalar olacak maalesef. Yani belki bu kriz iyi hizmet verenler farklı tabii. Hizmeti farklı yerlere taşıyabilen. Farklaştırabilen, servisini değiştirebilen vesaire. Her türlü işte bu işi farklı kanallarda da satış yapabilenler, hizmet verebilenler devam edeceklerdir. Ama işte bu işte sokaktaki şey yapılabilen, işte çarşıdaki işte girip Nevzat'ın bahsettiği gibi rezervasyon oluşturulabilen. Metodun ben gittikçe artık 10 sene 15 senelik periyotlarda bekleniyordu bunlar ama bunlar bu sene içerisinde çok ciddi azalacağını düşünüyoruz. Evet. Şimdi uçuşlarla ilgili tabii bu süreç ne kadar uzayacağına bağlı biraz özellikle şeyi. Yani bu şu an öngörülemiyor. İşte aşı bulunacak mı? Bulunduğu zaman ne kadar hızlı bir sürede piyasaya sürecek vesaire ama uçuşlar açılırsa ben kendim için söyleyeyim yaş ortalaması olarak biraz daha avantajlıyım o konuda. Ben ailemle birlikte yurt dışına gideceğim. Yani özellikle Almanya'ya gideceğim. Çünkü işte Almanya'da biliyorsunuz bu konuyu çok iyi kontrol altına almış olan bir ülke. Sistem olarak da çok güvenilebilen bir ülke. Yani burada Türkiye ve Almanya çok artı doldukları için özellikle bu krizde tekrar gördük. İşte Türkiye'nin refleksleri, reaksiyonları çok güçlüydü. Krizin yayılmaması konusunda yani şey anlamında yetkililer ve sağlık sistemi anlamında bu konuda işte Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar bazında çok güçlü reaksiyonlar verildi ve kararın düşüşe geçtiğini görebiliyoruz. Bu konuda Türkiye çok güvenilir bir ülke olmakla birlikte bunun dışında gideceğim ülkede Almanya. Çünkü Almanya'da başından beri bu işi çok iyi sistemine oturdu. Çünkü planlı bir şekilde bu işe yanaştı. Bunlar bana güven verdiği için ben rahatlıkla buradan işte bir sonraki uçakla İstanbul Frankfurt uçağına binip giderim. Yani orada da kalırım rahat bir şekilde. Bir İtalya'ya gitmiyorum diyorsun yani. Yani İtalya'yı şu an için tabii ki tercih etmem. Evet. İtalya, İspanya'yı pek tercih etmem. Evet. Ben de Abdullah'a katılıyorum. Hani bir merak ediyorum ilk uçuşlarda nasıl bir yaklaşım olacak. Hani havayolu açısından veya havalimanı açısından bir soru işaretim yok ama kalacağım otelle ilgili bir soru işaretim var. Yabancı bir ülke ise... Tolga şey yaparız. Yani iç hat uçuşu olacağı için ben iç hat olarak düşünüyorum çünkü ilk başta açılacağını. Yani mesela git gel de yapabiliriz. Bir gün gideriz Antalya'ya sabah öğleden sonra uçağıyla geri döneriz. Otelde kalmamıza da gerek kalmaz. Ben şeyi görmek istiyorum. Mesela check-in nasıl yapılacak? Evet, güvenlik evet. Kontrolü nasıl yapılacak havalimanında? Maske ne zamandan itibaren hangi aşamada takılması mecbur tutulacak veya tutulmayacak bilemiyoruz. Uçağın içine biniş nasıl olacak? Boarding. İnsanlar ne kadar boarding'i biliyorsunuz. Herkes üst üste normalde. Tabii. Normal şartlarda. Mesafe, ama şimdi evet. Ha orada nasıl sağlanacak? Uçağın içi yine aynı şekilde. Online check-in görmek... yapabilecek miyiz mesela? Falan gibi. Bunları göreceğiz. Hani sektörle ilgili sorum yok ama sonrasındaki havalimanından dışarı adım attığımızda nelerle karşılaşacağız? Bunları ben açıkçası merak ediyorum ama bir tabii aileyle seyahatte yine bir belirli bir süre geçecek. En azından yurt içi seyahatlerde arabayla devam edeceğim gibi gözüküyor. Bakalım ne çıkacak ama umarım kısa zamanda toplanma olur. Çünkü her açıdan, ekonomi açısından her şey dibe vurmuş durumda. Herkes de bir şekilde hızlıca tekrar çalışıp eski günlere gelmeyi istiyor. Çok teşekkürler, sağ olun katılımınız için. Farklı bir bakış açısı vermeye çalıştık. 3 değerli konuğumuz vardı. Sektöre hem küresel hem yerel olarak bakmaya çalıştık. Sizleri daha fazla sorunuz varsa lütfen bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Beğenilerinizi unutmayın ve bildirimlerinizi lütfen kanalımıza açın. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com'da
Mail adresimiz info@tolgozbek.com. Buraya da sorularınızı iletebilirsiniz. Her gün saat 19'da yeni videolarla karşınıza çıkıyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.